Merhabalar. Bu dersimizde SS Elektronik 2019-2020 bize sınav sorularının çözümünü anlatacağım. Devremize baktığımız zaman 4 tane buton, bir tane LED var. LED ne zaman yanıyorsa bunu dijital devreyle tasarlamamız isteniyor. Yani burada butonun basılması demek dijital bir, basılmaması demek dijital sıfırmış. LED'in yanıyor olması da dijital bir, sönük olması dijital sıfırmış. Buna göre devreyi tasarlamamız isteniyor. İlk yapmamız gereken durum buradaki tabloyu doldurmak. Ne zaman buton yanacak, ne zaman yanmayacak sırayla deneyebilirsiniz. Yani tüm butonlara basılmazsa ne olacaktır? Açık devre olduğu için burada dediğimiz yanmayacaktır. Butonların bir tanesine basılması da devreyi kapalı hale getirmez. Haliyle sadece D'ye basıldıysa da LED'imiz yanmaz. Sadece C'ye basıldıysa da LED'imiz yanmayacak. Sadece B ve sadece A butonuna basıldıysa da LED'imiz yanmayacak. LED'in yanabilmesi için A basılıyken C veya D'nin basılı olması yeterli. Yani burada baktığımız zaman C ve D'nin de aynı anda basılı olması mesela LED'i yakmıyor ama B basılıyken D'nin basılı olması ne yapacaktır? Şöyle LED'imizin yanmasını, yani kapalı devre oluşturacaktır. Benzer şekilde B basılıyken C'nin basılması, benzer şekilde D ve C'nin, yani B, C'nin basılması LED'i yakacaktır. Bu mantıkla diğer durumları düşünelim. A basılı, D basılıysa LED yanacak. Yine LED bu durumlarda da yanacaktır. Buraya dikkat. A ve B birbirine paraleldi. Bunlar basıldığı zaman C ve D basılmazsa LED yine yanmaz. Bu durumda LED'imiz yanacak. LED'imiz yanacak. Bu şekilde devredeki tabloyu tamamen doldurabiliriz. B şıkkında minturn yaklaşımı istiyor. Yani minturn yaklaşımda neydi? Yani fonksiyon olarak yazsak terimlerini. Bir olan yerleri yazmamız lazım. Yani şuradaki sayının desimal karşılığı, 10 tabandaki karşılığı nedir? 5. Benzer şekilde 6, 7, 8 yok, 9, 10, 11, 12 yok, 13, 14 ve 15. O zaman B şıkkının cevabı ne olacaktır? Burada bulduğumuz, yani bir olan yerler olacaktır. Hale sırasıyla 5, 6, 7, 8 yoktu, 9, 10, 11, 12 yok, 13, 14 ve 15 olarak karşımıza çıkıyor. C şıkkında en sade hali isteniyor. Haliyle 5, 6, 7, işte benzer şekilde 9, 10, 11, 13, 14, 15 nolu kutuları değerlerini yazalım. Burası nedir? Bakın 5 burada 1, 6 1, 7 1. Benzer şey 9, 10, 11. Yani 9, 10, 11, 12, 12 yok, 13, 14 ve 15. bitler 1. Diğerleri dijital 0. Evet, burada şöyle kümeler yapabiliriz. Şurası bir küme. Dörtlü bir küme olacaktır. Bunun değerini şöyle yazabiliriz. Nedir? Değişen A değişmiş, B değişmemiş. B'nin kendisi. Burada C değişmiş, D değişmemiş. D'nin kendisi. Benzer şekilde başka neler var? Küme olarak bakarsak şöyle bir dörtlü kümem var. Burada B ve C geliyor. Benzer şekilde şöyle bir dörtlü küme var. Buradan da A, B değişmiş. Haliyle D. Son olarak
Bir dörtlü küme daha alacağız. O da şurası. Son dörtlü. Ne olacaktır? A'nın kendisi. C'nin kendisi. İfade yazacak olursak nedir? A, C veya A, D veya B, C veya B, D'dir. Evet. Şimdi burada hani olayı daha iyi anlatmak adına şöyle bir A'ları ve B'leri ya da diğer terimler de olabilir. Ortak parantezi alacağım. Mesela burada A'yı ortak parantez alsak ne kalır gençler? Art C artı D. Yani C veya D. Benzer şekilde burada da B'yi ortak parantez alıyorum. C veya D kalacaktır yine. İki terimde de C veya D ortak olduğu için bu sefer kapatalım. Onları da ortak parantez alayım. Yani D ve C'yi ortak parantez alsam ne kalacaktır? A veya B ve C veya D. Aslında bize çözümün ne kadar doğru olduğunu da söylüyor. Nasıl? A ve B paraleldi. Yani ikisinden birine basılı olması yeterli. Benzer şekilde C ve D de paraleldi. Bu iki butonun da birbirine, yani ikisinden birinin basılı olması yeterli. Ama her iki durum, yani burada şöyle gösterirsek şöyle rengini değiştireyim. Her iki durumun da doğru olması, yani birinci durum ve ikinci durumun da doğru olması gerekiyor. Yani bunlar da V ile bağlı. Bu iki durum şart sağlanacak ki bizim dediğimiz yansın. Şimdi bu kısmı hani çözüm üzerinde, yani çözüm üzerinde konuşmak için açıkladım. Bir de şurası yeterli. Şöyle de yazarsanız doğru tabii ki. Sorunun D ve E şıklarına bakacak olursak bir de F şıkkı var. Bu şıklardaki şemaları gençler simülasyonda göstereceğim. O yüzden D şıkkını atlıyorum. Direkt E şıkkına geçelim. E'de ne diyor? Devreyi sadece ve değil kapılarıyla tasarlayın. Şöyle şeklimizi alalım. Şuraya E diyeyim. E'de ne yapacağız? Sadece ve değil haline getireceğim. Hali ifadem deki veya işlemlerinden kurtulmam lazım. Bunun için iki kere değilliyorduk. Bari yine yazayım. Bir tane değil daha atacağım. Bir tane değil dağıtmayacağım. Hali iki tane değil şöyle çizeyim. Tamam. Bir tane değil dağıtırsak Demogan'a göre nedir? Birinci ifadenin değili ve yani burada ifadeleri şöyle göstereyim. Yuvarlak tam yapamadık. A, D, V, B, C, V, B, D, V şekli olacaktır. Bir tane değil işlemi nedir? Hala duruyor. Evet. Bundan sonra devre çizilmesi kalıyor zaten. Dediğim gibi onları zaten simülasyonda çizdim. Orada göstereceğim. Aynı ifadeler. Son olarak şu kısım var. Burada da yine tabloyu doldurarak bunu gerçekleştirebiliriz. Yine bunun bağlantısı zaten simülasyon da var. Sadece şu tabloyu dolduracağım. Bunun için de şuradan kalem alalım. Neydi bizim terimlerimiz? Bakın buraya sonra dikkat. A, B, C seçim bacağıymış. O yüzden buradaki seçim bacakları böyle gruplandırıldı. Yani bu bir Karnot değil. Sayı değerleri olarak da şurası 0, 1, 2, 3, 4, 5 karne olmadığı için sırayla gidiyor. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 olacaktır.
Sayıları hatırlarsak bizim hangi rakamlarımızı şöyle bir daha bakalım. Şuraya yazdık 5, 6, 7. Yani şurası 5, 6, 7, 1, 9, 10, 11, 9, 10, 11. Yani şu 9, 10, 11, 1. Sonra 13, 14, 15, 13, 14, 15, 1. Şimdi bu Karnot değil, Karnot olmayınca ve biz birileri kümelemek zorunda değiliz, sıfırları kümelemek zorunda değiliz. Neye bakıyorduk burada hatırlarsanız? Seçim bacaklarına ben A, B, C'ye 0 göndersem ne yapıyoruz? Sıfırıncı girişi çıkış aktarıyoruz. 8 çarpı 1 multiplexer bu. Haliyle bu durumda D'nin durumuyla bizim çıkışın durumunu inceleyeceğim. Yani D 0 iken 0, D 1 iken çıkış 0. Yani her türlü durumda burası neymiş? GND'ymiş. Bakın dikkat. A, B, C 0, 0. Peki 1'i seçersek dışarı yani birinci girişi dışarı aktarırsak yine aynı şekilde D'den bağımsız şekilde hep işler 0 olduğu için gene de. İkinci girişi dışarıya aktarırsak bakın dikkat D ile aynı. Yani 0 iken 0, 1 iken 1. O zaman ben buraya ne uygulamam lazım? D girişini uygulamam lazım. 3'te bakın ne? İkisi de bir yani bu sefer besleme BCC diyorum. Buraya BCC uygulayacağız ki D'den bağımsız olarak hep dijital 1 gelsin 3 seçildiği zaman. 4'te yine D. 5'te BCC. 6'da yine D. Ve 7'de BCC. Bu şekilde tamamlanmış oluyor. Son olarak sayı dönüşümleri var. Ne diyor? İlk dönüşüm 1, 2, F 16 tabanında bir sayıymış. Taban birikmediyse 10 tabandır. O zaman bu sayıyı ben 10 tabana dönüştürmek için çözümleme yapmam lazım. F 15 demek çarpı 16 üzeri 0 ki 16 üzeri 0 1 15. 2 çarpı 16 üzeri 1 32 ve son olarak 1 çarpı 16 üzeri 2 bu da 256 yapacaktır. Tüm sayıları toplarsanız arkadaşlar 303 yaptığını göreceksiniz. O zaman A şıkkımız 303'müş. Gelelim B şıkkına. B şıkkında şey A diyelim. B şıkkında ne yapacağız? 49 sayısının iki tabandaki karşılığı. Yine taban belirtmediği için 49 ne? 10 tabandadır. 10 tabandan herhangi tabana geçmek için o tabana bölüyorduk. 2'ye böldük. 24 48 olacaktır. Burada kalan 1. 2'ye böldüm 12 24 kalan 0. 2'ye böldük 6 12 kalan 0. 2'ye böldüm 3 6 kalan 0. 2'ye böldük 1 kalan 1. Aile sayıları şu şekilde yazarsak ne oluyordu? 2 tabanındaki karşılığı yani 1 1 0 0 0 1 bizim iki tabandaki karşılığı. Son olarak da iki tabanı 16 tabanına bir dönüşüm istemiş. Burada dikkat. Hani burayı 10 çözümleme yaparak 10 tabanına oradan da 16'ya bölerek 16'ya bölerek 10 tabandaki sayı 16 tabanına ulaşabilirsiniz. Yalnız bu iki taban birbirinin kuvveti olduğu için yani 16 taban demek 2 üzeri 4 demektir. Yani iki tabandaki bir sayının 4 rakam 4 tane rakamı 16 tabanında bir rakama denk geliyor. Şurası 13 sayısıdır. Benzer şekilde bir dörtlü grup daha olsun. Burası 9 sayısıdır. 13 demek nedir? D demektir. Rakam karşılığı. Haliyle burası da 9 D olacaktır. Evet. Gelelim simülasyona. Burada demin anlattığımız sadece işte kapılarla hangi şıktaydı o soru bakalım. Şurada. C şıkkında elde ettiğimiz A, C veya A, D veya B, C veya B, D. Şurada kurduk. Burası sadece vedil kapılarıyla oluşturulan devre. Burası da multiplexer'la oluşturulan devre. Yani mesela 0 ile 1 GND'ydi. Gittik toprağa bağladık.
Üçüncü bacak D'ydi. Gittik D girişine bağladık. Bu şekilde devreyi kurduk. Ve çalıştıralım. Bakalım simülasyona gerçekten istenildiği gibi çalışıyor mu? Zaten çalışıyorum şu an. Mesela sadece D'ye bakın bastım. Butona yanmıyor. D ile C aynı anda bastık yanmıyor. Ama D veya C'den herhangi birine bas. B veya A'dan da herhangi birine basarsam ledim yanar. S'de de aynı durum. Benzer şekilde B'ye de bastım. Onda da yandı. Burada tüm durumlara bakabiliriz. Tüm durumlara baktığımız zaman da benzer durumu göreceğiz. Gördüğünüz gibi gayet sağlıklı çalışıyor. Aynı zamanda bu devrenin bu simülasyonu da bu Logisim diye bir program. İnternetten çok rahat bir şekilde açık kaynak ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Hem nereden indireceğinizi hem de bu dosyayı da proje dosyasında açıklama satırlarında paylaşırım. Görüşmek üzere.